Herkese merhaba arkadaşlar kanalımızın yeni bir duyuru videosuna hoş geldiniz dostlar. Bugün sizler birlikte hem bir modu inceleyeceğiz hem de sizlere bir tane duyurudan bahsedeceğim dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum dostlar. Şimdi sizlere güzel bir haberim var. Age of History 3 değil ama 3'e benzer bir mod çıktı dostlar. Biliyorsunuz ben 2.5 aya yakındır bu Arpa modunu sizlerin içinde güzel içerikler göstermeye çalışıyorum. Gerek senaryo tanıtım olsun gerek oyun içince olsun. Bir sürü özelliği sizlere zaten gösterdim dostlar. Bugün Blood Arpa modunun yeni versiyonu çıktı ve ekip aynı şekilde bir tek daha mod yaptı. Hem o modu sizlere göstereceğim hem de Blood Arpa modunun yeni versiyonunu göstereceğim. Şimdi isterseniz yavaştan başlayalım. İlk göstereceğim mod Redux modu. E, Atun'un yeni yaması gibi düşünebilirsiniz bunu. İçinde genişletilmiş bir eklenti, alt modu ve şimdi indirin yazıyor. Hem Android hem de PC için eklenmiş durumda dostlar. Açıklama kısmına hem Blood Arpa modunun yeni versiyonu hem de bu modun linkini ekleyeceğim. Bilginiz olsun dostlar. Orada indirip telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize kurup oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi öncelik olarak işte bazı ekran görüntüleri yazıyor görüyorsunuz ki burada haritayı bayağı bir değiştirmişler farkındaysanız dostlar. Şeye benziyor. E, her of Iron 4 yaması e, moduna benziyor. Bayağı da güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha sonrasında şöyle aşağı sürüklediğimde Çar adına varsın a ki. Ve burayı da bayağı bir geliştirmişler görüyorsunuz ki her devlet için farklı farklı yönetim biçimleri eklemişler. Mesela Çar derken Rusya Çarlığı gibi bir şey falan var ya Almanya Çarlığı gibi o tür yönetim biçimlerine geçebiliyorsunuz. Bakın burada mesela nasyonizm sosyalizm yazıyor arkadaşlar bakın. Ece okursanız eğer aynı şekilde faşizm farklı yaması, ee, sosyalizm, valkinizm, green, aatrokresi, e, natyonizm gibi birçok farklı yönetim biçimlerini bulabilirsiniz. Zaten bakın şurada da yarıda kesilmiş demek oluyor ki biraz daha üste çıksak daha da fazla şeyler bulabiliriz dostlar. Aynı şekilde senaryolar ile küçük düzeltmeler yapılmış yani biliyorsunuz bazı senaryolar bozuktu onları da düzeltmişler. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Ee, burada görebilirsiniz arkadaşlar. Harita bu arada bayağı hoşuma gitti. Aynı şekilde koyu arka planın diğer farklı versiyonu da bu şekilde bakın onu da göstermek istiyorum. Bakın güzelliğe bakar mısınız ya? Gel beni oyna diyor arkadaşlar. Sizlere bu modda güzel senaryolar sunacağım bu arada. Daha iyi grafik, kalın ve yumuşak kenarlıklar. Bakın bunları da değiştirmişler. Yani şu yerleri biraz daha şişirmişler ve daha güzel görüntü oluşmuş bu sayede. Bazı küçük hatalar düzeltmedeler. En iyi ekonomi yönetimi, Talyan kodları o endişeli kodlar yani kısaca. Mesela bakın burayı daha da büyütmüşler arkadaşlar. Artık evetler daha güzel bir şekilde görünecek. Ee, burada butonlar daha da güzel görünüyor fark ettiyseniz ki. Proje yapılmıştır yakın zamanda yayınlanacaktır diyor. Ve arkadaşlar şu an için indirme bağlantısı PC olarak paylaşılmış. Görebilirsiniz buradan. Android versiyonu da bu. Ben sizlere linkini paylaşacağım. Eğer bu harita modunu farklı modlarda oynamak istiyorsanız da haritayı da bu şekilde sizler için paylaşmışlar. Bakın buradan bu şekilde indirip e, background'ın içine atabilirsiniz dosyaları bir kere daha geri gideceğim ve bu arada Rıza Şahin paylaşmış bunu Reza Şahin. Buna geliyorum. New update yazıyor. Bu beni ilgilendiren en iyi modlardan birisi. Biraz sonra zaten sizlere oynayışları da göstereceğim aynı şekilde dostlar. Buraya geldiğimde büyük Avrupa haritasına sahip bir mod. Bu da Avrupa modu. Zaten biliyorsunuz sizlerde. Bu modda dev Avrupa haritası 4434 il var. Büyük Avrupa haritasında ise 2037 il var. Avrupa İmparatorluğu'nda büyük haritası var yine aynı şekilde. Yeni yazı tipleri ve müzik eklenmiş görüyorsunuz ki. Eski zamanlar alternatif geleceği çok sayıda senaryo. Bu beni gerçekten çekti kendine. Çünkü biliyorsunuz bize farklı senaryolar lazım sürekli dostlar. Oyun birçok yeni uygarlık ve sivil toplum birlik oluşturur. Aha yeni bir şey daha eklemişler. Oyun kodunda oyun önemli ölçüde değiştirecek değişiklikler göreceksiniz diyor. Bak işte. Bu beni gerçekten sevindirdi dostlar biliyorsunuz. Adamlar başkan tıkmayı gösterdilerse yani bilin bakalım daha neler ekleyecekler. Sürüm eklenenler. Evet şu an bakıyorum. Vasal değişiklikler. Vasalların arasındaki ülkeler savaş ilan etme daha düşük olacak. Yani Evet bak bu çok iyi olur lan. Bizden habersiz savaş ilan ediyor ya basalımız Hatta bir de savaşı çağırıyor bizi. Artık savaş ilan edemeyecekmiş. Yani olasılığı daha da düşecekmiş dostlar. Daha fazla yerlete daha bir vasal. O zorlaştırıyor. Bu da güzel. Vasalların özgürlük mekani arzusu üzerindeki tutumlar etkisinin azalması. Yani artık daha yavaş özgürlük arzusu basacaklar dostlar. Biliyorsunuz Age of History'de e, adam e, Lucas abim öyle bir ayar yapmış ki adam dedik az önce adama. Ee, şu şey, ayarlar sürekli bufflanmıştı ve hızlı bir şekilde özgürlük basabiliyordu. Daha fazla ekonomi, askeri ekonomik güce sahip ülkeler artık vasalar üzerine daha kolay kontrolü sahip olacak. Çok güzel haber bu. Atıyorum mesela benim 5 milyon ekonomim var ve adam benden daha fazla özgürlük arzusu basamazsın. Bunu gerçekten iyi oldu bu benim için. Savaş sistemin değişkenlik, değişkenlikleri. Bu nasıl bir şey acaba? Bunu çok merak ediyorum. Artık çağrı başına daha fazla asker çağırabilirsiniz. Aha. Artık işgal altındaki eyaletleri daha fazla işbirlikçi çağırabilirsiniz. Bunu da arttırmışlar. Çok güzel. Biliyorsunuz eskiden 100 bini geçmiyordu. Artık belki de 500 bin falan belki çıkartabileceğiz. Artık işgal altındaki bir müttefikin bölgesinden daha fazla asker çağırabilirsiniz. Yama sırasında azalan ekonomiye kayıplar. Yama sırasında nüfus kayıpları arttı. Bunları da arttırmışlar. Teknoloji saldırı değişkenlikleri. Savaş nüfusundaki kayıplar artmış. Barış konferansının değişkenlikler. Tazminatlar uzatıldı. Artık 100 tur falan. Bunu tam anlayamadım. Siz yorumları yazarsınız eğer anlayanlar varsa. Ekonomi. Oyun modda vergi sistemi küresel değişiklikler. vergi ülkelerin bir ayrı bir mekanik miktarda gelir getiriyor. Oğlum bunları nasıl yapıyorsunuz ya? Binaların değiş değişen etkileri. Aha, binalara da bir şeyler eklemişler. Kararlılık değişkenliği. Artık özellikle illerin seviyesi daha doğru bir rakam gösteriyor. Hükümet biçimleri. 40'tan fazla yeni değiştirebilecek ülkeler eklendi şekillendirebilir ülkeler. Artık ordu istikrar eyaletleri %18 yerine %25 yazıyor. Yayıyor. Anamöy'de mod gruplarına bağlantılar eklendi. Anamöy'de sosyal araç grupları yenilenen simgeler. ay siz ne yaptınız? Bu ne? 117 güncellemesinin listeleri. Ha, bunu zaten bu eski mod. Biz oynuyorduk biliyorsunuz ki bunu. Burada da aynı şekilde. Şurada bu arada gözüme bir şey takıldı. Yapay zeka artık festival mekanı daha iyi kullanıyor. Yapay zekaya bak sen. Artık yapay zeka ittifaklar ve birlikler sunuluyor da daha iyi. Yapay zeki artık barış konferansı harcama noktaları daha iyi. EA artık birliklerini de daha sık ittifaklar kurabilir. O yüzden sürekli bize şey atıyorlardı sürekli. Daha da geliştirmişler onu. Yük göstergesi arayüzü değiştirildi. Artık modda verilen maksimum jeton sayısı %1. Jeton sayısı derken? Sandbox modu mu? Sandbox modu mu var lan? Aşağı geleceğim. Arkadaşlar. Ee, modun Android versiyonu. Modun bilgisayar versiyonu burada. Ben zaten şu şekilde sizlere linkleri kopyalayıp yapıştıracağım. Kurum talimatları buradan da okuyun da bilmeyenler varsa öğrenmiş olur. Ee, arşivdeki masa üstüne taşıyın. Oyunu başlamak için klasöre gidin. Blood Home 2. çalıştırın ve kameradaki oyun kodunun değişiklikler var. Bu şekilde. Burayı bir kapatalım. Ee, ben şimdi oyunumuza geçiş yapacağım dostlar. Böyle hemen indirdiğim moda bir geçiş yapalım. Ekranımızı oyun yakalamaya çekiyorum. 2 dakika falan bekleyeceksiniz. Fazla bir süre olmayacak. Merak etmeyin. Şöyle internet download manager'dan indirmiştim direkt. Kapat diyelim. 10 saniye. Hemen çıkartıyorum RAR'dan. Hatta sizler de görün dostlar. Şu şekilde hemen ekranımızı açayım. Evet. Mouse'u biraz yavaş kullanıyorum. Evet şu an arkadaşlar çıkartıyorum. Çıkartması biraz uzun sürecek mi bilmiyorum. Sürecek mi sürmeyecek mi ama sizlere de oturada ufak bir e, haberden paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Son şu sınav haftasından dolayı izlenmelerimiz azaldı ama ben yan kanala e, LOL videoları çekmeye başladım. Şu şekilde bak bakmak isterseniz burada görebilirsiniz. Buyurun dostlarım. Bu kanalda abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Her şeyi değiştireceğim. Açıklama kısmında bu kanalın linkini bulabilirsiniz dostlar. Her seferinde 4 çekmeyi planlıyorum. Şu an için düşünmüyorum ama isterseniz çekerim dostlar. Haberiniz olsun. Evet bu arada çıkarttı dostlarları Şöyle hemen bir %88, %90 olmuşuz durumda. Ben bunu bekliyorum. Ben bu arada direkt şu şekilde linklerini vereceğim dostlar. Yani buraların linklerini vereceğim. Sizler de gidip indireceksiniz. 96 oldu. Evet çıkardı. Baya uzun sürüyor. 99 Hadi la. Biraz bekletiyor bizi. Bu arada arkadaşlar kanalda katıl butonu göremiyorsanız bu normal bir şey. Katıl butonu şu an için YouTube'da para kazanma durumum kapandı. O yakın zamanda geri açılacak ama o zamana kadar e, yani YouTube'da para kazanamayacağız. Ama ben dediğim gibi içerikleri devam edeceğim. Bilgisayarı dondurdu lan. Ha? Hah geldi. 2 GB çıktı. Hem Aa hem Steam versiyonu var hem de farklı versiyonu var. Ben bu versiyonu açacağım. Lucas Sokowski Games. Abo haritaya ne olmuş? Şu an siz ekranı görmüyor olabilirsiniz. Ben biraz sonra göstereceğim zaten haritayı. E, Blood Arpa moduna göre daha hızlı açılıyor bu arada. Çünkü Blood Arpa modunda daha fazla özellik var dostlar. Ya zaten sizlere de ekran geliyor. Settings'ten herhangi bir Türkçe dil var mı? Türkçe dil yok. Yani bildiğimiz normal yine Rusların yapımı. Başka şöyle onlar bayağı değişenler var mı? Sağ tarafı değiştirmemiş. Aynılar. Games'e geliyorum. New Game dedikten sonra şöyle bir gelelim. Yazı fontunu değiştireyim. Kendi yazı fontumu eklerim. Bakalım bunda bu arada buff oranları ne kadarmış bir göstermek istiyorum sizlere. Editor. Real senaryo. Mesela diyelim ki ben Modern World'a tıkladım. Next next diyorum. 200 bin. Bu abartılmamış. Sev diyelim. Bir de Blood Avro moduna bakmak istiyorum. Bu arada mod çok tatlı. Bir Blood Over modunu göstereyim sizlere. Hepsini göster. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın dostlar. Ee, bunun bitmesi bayağı uzun sürecek. %5 Neyse dostlar işte açıklama kısmının linkini bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlarım. Ee, yakın zamanda inşallah yine öz, özümüze döneceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.